Hocam soya kıyması, işkembe, tavuk parçaları gibi parçaları aslında çok gıda ile alakası olmayan ürünleri dönerin etinde daha önce görmüştük, bu konuları konuşmuştuk. Şimdi döner etinde yapılan hilelere bir yenisi eklendi. Ağzımızın tadını kaçıran o döner tarifi geliyor şimdi size. Kaç kilo döner taktınız? 25 kilo. Biraz fire veriyor pişince tabii. Bir kiloda 300 gram firesi oluyor. Ateş vurdukça yağını eritiyor. O fire verilmesin diye dönere yeni bir hile karıştı. Kendi karını düşünen bazı işletmeler müşteriye et yerine lif yedirmeye başladı. Çok şaşırdım, hiç bilmiyordum. Dolandırıcılıktır bu ya, insanları kandırmaktır gerçekten. Ağzımızın tadıyla yiyebileceğimiz sadece bir dönerimiz var milli olarak. Buna da artık bir hile falan karıştırmasınlar. Etin arasına daha önce de soya kıyması, işkembe ve tavuk parçası ekledikleri ortaya çıkmıştı. Dönerde yeni skandalın adı bitkisel lif. Bakın 25 kiloluk bir et döner var burada. Yağı, suyu akıyor çünkü içinde lif yok. Eğer içine havuç veya portakal lifi konulursa yağı, suyu akmıyor. Yani kaç kilo et takılırsa o kadar et satılıyor. Aslında vatandaşın sağlığıyla oynanıyor. Vallahi yaparlar şu an her şeyi. Bekleriz. Daha fazla kar etmek için insan sağlığıyla oynuyorlar. O lifleri internetten bile temin etmek çok kolay. Etin yağını ve suyunu tutan lifleri kullanan dönerciler 1/4 oranında haksız kazanç elde ediyor. Düşünseniz et yemeye gidiyorsunuz. Yani havuç lifi falan yiyorsunuz. Bu sahtekarlıktan daha büyük ne olabilir ki bu? Hakiki döner nasıl anlaşılır? Etinden anlaşılır. Et dönerin içine karıştırılmış bitkisel lif ne görüntüyle ne de tadıyla anlaşılabiliyor. Yani tüketiciler et döner yediğini sanarken aslında lif tüketiyor. Döneri közde kömürde yapıyoruz dönerimizi. İçinde kuyruk yağı var. Bir de yaprak etimiz var. Hükümetimiz de bu konuda tedbir alması, tedbirleri arttırması, önlemleri arttırması şart. Bildiğimiz yerden yiyelim. Bir şey yanlış anlamış dönerci arkadaşlar. Hani lifli gıdalar da tüketilmiyor. Hani etin içine biz onu karıştıralım. Boca etmiş. Boca etmiş birazcık, en azından lifli beslenelim. Aynen. Ya tabii devletin hani her şekilde her yere yetişebilmesi çok zor ama hani belediyeler falan filan hani gidip de sağlam bir şöyle para cezası verirlerse zaten yapabileceklerinin önüne kesiyorlar. Evet ama oranda. Sen ben nasıl anlayacağız bunu? İşte yiyen anlamayacak, sen ben anlamayacak. Belki kesen abimiz de anlamayacak. Döneri bilsin? Oraya kuran bilecek bunu. Çünkü döner geliyor bir yerden hop diye hadi buyurun bakalım. Tabii. Ama yani hani bu tabii biraz da istekli bir, daha doğrusu tercihli bir seçim. Çünkü sen işte dükkan sahibisin. Abi diyor işte böyle. Lifli'den ister misin bugün? Çünkü o daha ucuz ya da başka bir şey. O yüzden mesela siparişlerde özellikle hani bildik yerlerden daha yapmak lazım, almak lazım. Onun da ederi pahalı çünkü etin geldiği noktada. Doğru. Dolayısıyla döneri az yiyecek bu aralar. Yapacak bir şey yok. Çünkü çoğunda şey yok. Yani ben sana söyleyeyim özellikle İstanbul'da ara sokakların bilmem nesinde ya da bildiğimiz yerlerde bu tür hadiseler olabiliyor. Ya fiyat farklılıkları köfte çok fazla olduğu yerde bir sorgulamak lazım. Tabii. Yani ne var da hani diğer tarafta 25 lira ödüyorsun burada niye 8 lira bu ekmek arası döner? Diyeceksin. Çok dikkat etmek lazım. O yüzden denetim şart ağır cezai yaptırımlar nedir? O da para. Hani ağır ceza paralı yani verirlerse 10 bin lira, 20 bin, 100 bin lira falan filan. Tabii. Yurt dışında öyle zaten. Sonra dönüp şunu soruyoruz. Neden kilo alıyoruz? Neden obezitede dünyada 2., 3. sırada gibi? Niye kanser oluyoruz? Neden oluyoruz? Toksik ne alıyoruz? Vücudumuza alınmaması gereken hangi kimyasalları biriktiriyoruz? Evet. Zaten eski tarım olmadığı ortada. Zaten eskisi gibi beslenemediğimiz. Yok ve beslenemeyeceğimiz daha da. Ortada. Yani hani gerçekten bu gelişmekte olan dünyada maruz kaldığımız bir süreç. Onun için en azından tercihen yediğimiz şeyleri bile bilerek yemek bizim en büyük hakkımız. Vücudumuza zararlı bir şey sokmayın güzel kardeşim. Sokmayın. Olay bu yani. Benim yapmaya hakkın yok. Bir de günahtır ya. Gerçekten bir insan onu yedirmek. Onları çok geçtik her ya şeyi artık. Geç. Peki buyurun.